Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün NBA kariyer revbuild'i yapacağız ama bu sefer çok farklı bir kariyer revbuild'i olacak. Michael Jordan'ı kariyerini yeniden başlatacağız. Kariyerini yeniden başlasa ne olurdu? Sıfırdan başlasa ne olurdu? Sunu göreceğiz ve günümüz NBA'ye yine Michael Jordan'ı koyduk. Bakalım Michael Jordan ne yapacak? Hep birlikte merak ediyoruz. Kupa kazandırabilecek mi? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, Michael Jordan'ın gelişiyle ilk 11'imiz bu şekilde oldu. İlk 5'imiz bu şekilde oldu. Vucevic, DeRozan, Zach LaVine, Michael Jordan, Lonzo Ball beşlisiyle oynayacağız. Drummond, Patrick Williams, Jamonte Green, Alex Caruso ve Kobe White da bench'ten süre almayı bekleyen oyuncularımız olacak. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Şimdi trade deadline'a kadar bir simülasyonumuzu yapalım. Ondan sonra bakalım nasıl bir performans ortaya koymuşlar. Hep birlikte ona bakalım. Evet, baktığımızda Chicago 5. sırada yerini alıyor. 29 maç, 29 galibiyet, 21 mağlubiyeti var. Sezon istatistiklerine baktığımızda Michael Jordan 25.6 sayı ortalaması yapıyor. Biraz sakatlık geçirmiş galiba ama ona rağmen iyi. DeMar DeRozan 23.8 sayı ortalaması, Zach LaVine 22.7 sayı ortalaması, Vucevic 14.7 sayı ortalaması, Lonzo Ball 11.7 sayı ortalaması ile oynuyor. Diğerleri de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bakalım sezon sonunda playoff'a kalmayı başarabilecek miyiz? Şimdi sezon sonuna kadar simülasyonumuzu yapalım. En değerli oyuncu Luka Doncic oluyor. Rookie sezonunda Michael Jordan'ı görüyoruz. İlk sezon olduğu için gayet iyi bir performans ortaya konmuş. 6. adam olarak Jordan Poole. Tam olarak Giannis Antetokounmpo. En iyi gelişen de Alperen Şengün oluyor. Baktığımızda NBA birinci takımında bizden bir oyuncu yok. İkinci takımda da yok. Buraya bakın. Üçüncü takımda da yokuz. Defansif takımda Michael Jordan'ı görüyoruz. Direkt ilk sırada. Burada da yokuz. Rookie sezonunda Michael Jordan yine birinci sırada yerini alıyor. Evet, bu şekilde. Peki playofflara kalabilmiş miyiz? 5. sıradan girmişiz playofflara. 1-0 kaybediyoruz. İlk maçı 2-0 kaybediyoruz. 2-1 2-2 oluyor. 3-2 öne geçtik. 3-3 oldu. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Kaybettik. Philadelphia aldı. Şimdi hızlıca bir simülasyonumuzu yapalım. Atlanta şampiyon oluyor. İlk sezonunda Trae Young MVP seçiliyor. Sezon istatistiklerine baktığımızda ise Michael Jordan birinci sırada yerini alıyor. 26.8 sayı ortalaması yapmış. 4.5 rebound, 6.6 asist yapmış. Diğer oyuncuları da görüyorsunuz şu şekilde. Vucevic bayağı rebound yapmış diyebiliriz. Evet. Bu şekilde. Şimdi ikinci sezona geçelim. Bakın ikinci sezonda Jordan'ın yanına daha iyi takviyeler yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Hep birlikte ikinci sezona geçelim. Evet, burada sadece bir tur şeyimiz vardı bizim. Hemen onu draftımızı yapalım. Kim geliyor? Cam Whitmore geliyor. Her şey tam da Jordan'ın mevkisinde ama neyse, draft edeceğiz artık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi rotasyonu değiştirdik. İkinci sezon ki rotasyonu değiştirdik. Biraz daha güçlendik diyebiliriz. D'Angelo Russell geldi takıma. Michael Jordan, Jack LaVine burada biliyorsunuz ki Porzingis'le anlaştık. DeMar DeRozan'ın sözleşmesi bitecek diye Porzingis'le anlaştık. Bam Adebayo'yu takımımıza kattık. Şeyi gönderip, DeRozan'ı gönderip Adebayo'yu aldık. Vucevic yedekte bench'ten süre alacak. Patrick Williams yine aynı şekilde. Dillian Brooks var.
Cam Whitmore draft'tan geldi hatırlayacak olursanız. Ve Russell Westbrook'la anlaştık. Onun dışında diğer oyuncular da rezerv oyuncularımız da bu şekilde. Şimdi ikinci sezonumuzda trade deadline'a kadar gidiyoruz bakalım. Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, bu sefer sezon biraz daha kötü geçti mi acaba diyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradayız bu sefer. Biraz kötü geçmiş. 28 galibiyet, 25 mağlubiyet. Evet, 22.6 sayı ortalaması yapıyor Michael Jordan. Yine zirvede. Öyle bench'ten de sağlam şey yapamıyoruz herhalde. Bilemiyorum ama. Michael Jordan tekrar tek başına iyi performans ortaya koyuyor diyebiliriz. Cam Whitmore bench'ten gelmesine rağmen o da iyi performans ortaya koyuyor. Bakalım sezon sonu bizi neler bekliyor, hep birlikte görelim. Jamorant en değerli oyuncu seçilmiş. Ona baktığımız zaman Brandon Miller, Rookie, New Rookie olmuş. Wembanyama seçilememiş bu sefer. Vucevic 6. adam, aynı 6. adam olmuş. Antetokounmpo iyi defansif oyuncu. Deni Avdija da en yükselen oyuncu seçilmiş. Ve baktığımızda Michael Jordan girebilmiş mi? Burada da yokuz. Herhalde de yokuz. Defansif takımda da yok herhalde Michael Jordan. Burada da yok. Rookie kadrosunda da yok. Yok yani. Buralarda göremedik maalesef. Chicago nerede? Play-in'lere kalmışız. Bakalım play-in'den yükselebileceğiz mi? Yükseldik. Detroit'in rakibi olduk. Round'a hızlıca geçelim. Ve bu geçtik. Detroit'i eledik. 4-3'lük bir skorla. Charlotte Hornets'le eşleştik. Onu da rahat geçiyoruz. Onu da rahat geçtik. Atlanta Hawks bir sonraki rakip. Atlanta'ya elendik. Atlanta'ya elendik maalesef. Ve Atlanta Hawks zaten şampiyon oldu. Atlanta'yı durdurabilen aşk olsun. Zaten Trae Young bayağı gayet iyi oynuyor diyebiliriz. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Michael Jordan 24.8 ortalamayla yine iyi oynamış diyebiliriz. Zach LaVine 21.4 ile ona eşlik etmiş. D'Angelo Russell 17.7 sayı ortalaması. Porzingis 15.6. Vucevic 13.6. Bane de Bayor 13.5 sayı ortalaması yapmış. Gayet iyi, güzel gibi duruyor şu anda. Bakalım 3. sezonda şampiyonluk gelecek mi? Hep birlikte 3. sezona doğru simülasyonumuzu yapalım. Evet, draftlara tekrardan geldik bakalım. Evet, 10. sıradan seçeceğiz şimdi. Cody Williams'ı alacağız. Cody Williams hayırlı olsun. Neyse, bunu okeyleyeyim ben ya. Okeyleyeyim. Zachary Richards'ları da aldık. Justin Edwards'ı da Oklahoma'ya gönderdik. Evet, Isaiah Collier takımımıza geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yine kadromuzu bozmadık. Üçüncü sezonda da yine kadromuz aynı. Big 5'liğimiz aynı. Bench'imizde Clint Capela aldık bu sefer. Cam Whitmore var. Dillian Brooks. Zachary Richards burada. Cody Williams, Isaiah Collier da burada. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım. Üçüncü sezonda Michael Jordan şampiyonluk yaşayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Ja Morant bu arada en değerli oyuncu seçilmiş. Puzelis yılın rookie seçiliyor. James Harden 6. adam. Brandon Miller en defansif oyuncu. Arthur Thompson en yükselen oyuncu seçilmiş. Buraya baktığımızda Shaquille O'Neal'da burada da göremiyoruz. Buralarda da yok. Üçüncü kadroya girmiş Michael Jordan. Michael Jordan en iyi defansif oyuncu kadrosunda da burada bulunuyor. Rookie kadroya da baktığımızda Rookie kadrosunda da
Göremiyoruz kendisini. Kadrosunu böyle görüyoruz. Chicago bu sefer birinci sıradan giriyor. Chicago birinci sıradan giriyor. Güzel. Şimdi round'a giriyoruz. İlk round'u geçiyoruz. Boston'a geçiyoruz. Şimdi Detroit. Detroit'i de geçiyoruz. Çok rahat. Şimdi geldi Atlanta'ya. Atlanta'yı da geçiyoruz. Geçtik Atlanta'yı da. Bakalım bunu da geçeceğiz mi? Geçtik. Chicago şampiyon. Üçüncü sezonda şampiyon oluyor Chicago. Michael Jordan MVP, finaller MVP'si seçiliyor. Üçüncü sezonunda şampiyonluk yaşıyor Michael Jordan. Sonuncu istatistiklerine de baktığımızda 27.6 sayı ortalaması yapıyor Michael Jordan. Zach LaVine 21 sayı ortalaması yapıyor. D'Angelo Russell 18.4 sayı ortalaması. Diğerleri de bu şekilde görüyorsunuz. Porzingis, Adebayo, Collier, Cam Whitmore, Zachary Richester, Capella, Cody Williams, Dereon Brooks, Caleb Martin, Siyah Todd. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet, dördüncü sezonumuza geçiyoruz. İki sezon daha yapacağız bakalım. İki sezonda da Michael Jordan iyi bir performans ortaya koyacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi draftımızı yapacağız bakalım. Basello Bakayoko'yu alalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Buradan birini alacağız. Kim gelsin buradan da? Zaten rastgele birini seçelim. Pasman oraya gelsin. Zaten bunu da sözleşme inlemeyiz zaten. Evet, şimdi Franz Wagner'la anlaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Darren Fox geliyor bir yıllığına. Bakalım takımımıza katabilecek miyiz? Hayırlı olsun. Evet, şimdi dördüncü sezonumuzdayız. Dördüncü sezonumuzda bayağı bir kadroyu değiştirdik. Darren Fox geldi. Michael Jordan var zaten. Franz Wagner, Lauri Markkanen, Ben Adebayo şeklinde oynayacağız. Bench'ten Ingram, Porzingis, Richaster, Cody Williams ve Cam Whitmore eşlik edecek. Bakalım nasıl performans ortaya koyacaklar? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru gidelim hep beraber. Evet, burada en değerli oyuncu Nikola Jokic seçilmiş. Zion Harper rookie sezonunu yaşıyor. DJ Wagner 6. adam. Michael Jordan defansif oyuncu. Improved player'da da Dejurić var burada. Ve baktığımız zaman birinci takımda yokuz. İkinci takımda Michael Jordan'ı görüyoruz. Şurada yok. Defans takımında birinci takımda görünüyor. Rookie takımında baktığımız zaman burada da yokuz herhalde. Bizden birileri yok herhalde. Aynen. Bu sefer üçteyiz. Anda bakalım. Ah, bu sefer elendik. Erken bir eleniş oldu bizim için. Evet, Detroit kazanıyor. Jalen Duren de MVP seçiyor. Finaller MVP'si. Sezon geneline baktığımızda da Michael Jordan 27.4 sayı ortalaması yapıyor. Darren Fox 20 sayı ortalaması. Ben Adebayo 13.6. Porzingis 13.5. Wagner 13.2 sayı ortalaması yapıyor. Brandon Ingram 13.1 sayı ortalaması. Bayağı iyi. Mark Cuban de aynı şekilde. Aslında da iyi de bir performans ortaya koymuş takım yani. Güzel. Bakalım şimdi bir tane Adebayo ve Darren Fox'u elimizde tutabilecek miyiz? Tutmamız lazım. Çünkü tutamazsak yani zor şeyler yapacağız herhalde. Hani yerlerini nasıl dolduracağız merakla bekliyoruz. Şimdi 5. sezon ve son sezonumuza geçeceğiz bakalım. Son sezonumuzda neler olacak hep birlikte görelim. Evet, son sezonumuza girdik. Bakalım son sezonumuzda ki draftlarımız nasıl olacak? Alier Maluku alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Elizie Harrington takıma geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de Taçko Favas geliyor. Onu da hayırlı olsun. Son yılda çok sağlam bir kadro kurduk diyebiliriz.
Bam Adebayo, Kevin Durant, Franz Wagner, Michael Jordan, De'Aaron Fox beşlisiyle çıkacağız. Yedek bencimizde de Stephen Curry, Brandon Ingram, Porzingis, Markkanen ve Cody Williams şeklinde çıkacağız bakalım. Cam Whitmore falan da var. Hücaster de var. Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Muhtemelen bu kadroyla 82'de 82 yapar mıyız bilemiyorum. Bakalım inşallah da yaparız. Yani böyle sağlam bir kadro kurduk çünkü. İnşallah da olur diye tahmin ediyoruz. En değerli oyuncu Lamela Ball seçiliyor. Bu arada. Declan Drew en iyi çaylak olmuş. Amen Thompson 6. adam. Michael Jordan en iyi defansif oyuncu olmuş. Jakobe Walter en yükselen oyuncu da o seçilmiş. Bakalım. Birinci takımda bizden bir oyuncu yok. İkinci takımda Michael Jordan ikinci takıma yükselmiş bu arada. Güzel. İkinci takım yükselmiş. Üçüncü takımda baktım bizden birileri yine yok. Defansif kadroda Michael Jordan yine var. Burada da yokuz. Buralarda da yokuz diye tahmin ediyorum. Aynen buralarda da yokuz. Evet. Playoff'larda da dördüncü sıradaymışız. Hemen hızlıca playoff'larımızı yapalım. Bakalım. İlk turu geçtik. Miami'yi 4-1 ile geçiyoruz. İkinci turda geçtik. Indiana'yı süpürdük. Şimdi Atlanta, Chicago karşı karşıya. Chicago finale yükseldi tekrar. Rakip Oklahoma City. Evet, Chicago yine şampiyon. Yine şampiyon Chicago oluyor ama bu sefer finaller MVP'si Stephen Curry oluyor. Öyleyse Michael Jordan niye olmadı? Ben onu anlamış değilim. Michael Jordan sakat da değil oysa ki. 28,3 sayı ortalaması yapmış Michael Jordan. Gerçi şey sakat. De'Aaron Fox sakatlık geçirmiş. 17,6 sayı ortalaması yapmış ama Michael Jordan 28,3 sayı ortalaması yapıyor. Stephen Curry 16,3 sayı ortalaması yapmış. Kevin Durant 14,2. Franz Wagner 13,6. Bam Adebayo 12,5 sayı ortalaması. 10,6 rebound ortalaması yapmış. Brandon Ingram 11,9. Porzingis 11,5. Kolye diğerlerini de bu şekilde görüyorsunuz. Ve son olarak Michael Jordan'ın 5 yılda neler yaptığına da bir bakalım. Sayı ortalamaları genelde bu şekilde. Bayağı yüksek bir sayı ortalaması yapmış yani genelde. Ortalamaya baktığımızda 27,2 sayı ortalaması yapmış. 7,1 asist ortalaması var. 5,1 rebound, 2,8 top çalma. 2,2 de blok ortalaması var. Michael Jordan'ın baktığımız zaman burada 97'ye kadar ulaşmış diyebiliriz. Evet, 2 NBA şampiyonluğu bulunuyor. 2 defa All-Star olmuş. 2025 ve 2026 yıllarında All-Star olmuş. İki defa ikinci takıma seçilmiş 2026-2027 sezonda. Bir defa üçüncü All-NBA'ye seçilmiş. İki kere yılın defansif oyun kadrosuna seçilmiş. İki defa yılın defansif oyuncusu olmuş. Dört defa defansif kadroya seçilmiş. 2023, 2025, 2026, 2027 sezonlarında. İlk rookie sezonunda yaşamış 2023'te. İlk sezonunda rookie'si de seçilmiş aynı zamanda. Ödülleri de bu şekilde toplamış. Yani 2 5 yılda 2 şampiyonluk birden yaşamış diyebiliriz. Michael Jordan için en yüksek sayı ortalaması 54 sayı ortalaması yapmış en yüksek. Buradan da bunu görüyoruz.
Şunda başka da şey olmamış. Yani buraya kadar ilerlemiş. 5 sezonda Michael Jordan buraya kadar ilerlemiş diyebiliriz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka hangi oyuncuyu görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.